Okullar 11 Eylül pazartesi günü açılıyor. Servis araçlarının da son hazırlıkları yapılıyor. Servis şoförleri araçların bakımlarını yaptırarak eksik belgelerini tamamlıyor. Hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda bütün sürücü ve rehberlerimize eğitimler veriliyor. Gördüğünüz gibi araçlarımız burada kontrolleri yapıyor denetim ekibi tarafından. Eğitim departmanımız tarafından da sürücü ve rehberlerimize eğitimler verilerek hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. İşte güzergahlarımızı belirledikten sonra sürücü ve rehberlerimize listelerimizi dağıtacağız. Veli tanışma dediğimiz adres tespitlerine gidecekler. Velilerimizle tanışma yapacaklar ve bu şekilde hazırlıklarımıza bitirmiş olacağız. Öğrenci evinden çıktığı anda neye dikkat etmeli? Öncelikle arabayı gördüğü an öğrencilerimiz küçük yaşta oldukları için koşuyorlar. Koşmamaları gerekir. Öğrenci öncelikle arabanın durmasını ve rehber ablaların araçtan inmesini beklemesi gerekir. Çünkü o arada skuter, işte motosiklet veya bir araba sollama sağlama yapabilir. O anda da işte tehlike arz etmektedir. Öğrenci hareketi araca bindikten sonra emniyet kemerini takması gerekiyor. Burada rehber ablaları yardımcı oluyorlar. Emniyet kemeri takıldıktan sonra araç içinde bir şey yiyip içmedikleri sürece bizim için yeterlidir. Servis şoförü öncelikle aracı durdurduğunda sağından solundan gelen var mı diye işte onları kontrol ediyor olması lazım. Bizim bir de okul taşıtlarının arkasında dur levası vardır. Biz diğer vatandaşlarımızdan da bunu özellikle istiyoruz. Dur levası orada süs olarak değil arabalarda, bir aksesuar değil. Dur levası yanıyorsa bu arabaya bir öğrenci biniyordur. Ve bu aracı sollama veya işte sağlama gibi işlem yapmamalarını özellikle istiyoruz. Eğer bunu uygulamazlarsa, işte kornaya basarak hızlı hareket etmeleri sağlarlarsa bu tehlike teşkil etmektedir. Ailelerden biz şunu istiyoruz. İşte veli tanışma dediğim olay var. Veli tanışmada mutlaka ki öğrencilerin teslim edecekleri rehber ablalarını ve sürücülerini tanısınlar. Yani ben 20 yıldır bu sektördeyim. Öğrencisini verip de kime taşıttığını bilmeyen velilerle karşılaşıyoruz. Maalesef böyle bir algı da var. Bütün öğrenciler, veliler, rehber ve sürücülerimizle mutlaka tanışsınlar. Biz gerekli olarak bütün evraklarının kontrolünü, sabıka kaydı, işte İBB kartı, bunların hepsinin kontrolünü sağlıyoruz. Güvenilir olan şoförleri bünyemizden seçerek onlara yönlendiriyoruz. Aynı şekilde öğrencilerin araca bindikten sonra rehber abları bir kontrol yapıyor, checkliste yapıyor. Bütün öğrencilerin binip binmediğini kontrol ediyor. Tamam olduktan sonra okuldan hareket ediyor. Bütün öğrencilerimiz aynı şekilde emniyet kemeri takıyor ve yeme içme kesinlikle yasak. Ondan sonra sırasıyla güzergah rutuna göre öğrencilerimizi dağıtmaya başlıyoruz. O kurallar nedir? İşte araçta yeme içmek yasak. İşte ayağa kalkmak yasak. Emniyet kemeri takmak zorunlu. Öğrenciler işte şey olduğu için emniyet kemeri takmak istemiyorlar. Ama bunlar bir kural ve uyulması gerekiyor. Araç içinde öğrencilere işte bizim rehber ablalarımız bağırma, çağırma, dokunma, fiziksel temasta bulunamıyorlar. Sadece uyarmakla müselipler. Ama uyardıklarında da yapılmıyorsa bizim araç içi yoklama fişlerimizde olumsuzlukları yazdıkları bir fiş var. Bu olumsuzlukları bize bildiriyorlar. Biz okul yönetimleriyle beraber ailelere bu konuda destek istiyoruz. İBB'nin İBB kartı, şoför kart dediği var, sabıka kayıt ve yol belgesi dediğimiz olarak bunları zaten biz okul açılmadan önce bunları bütün sürücülerimizden temin ediyoruz. Bunlarda eksiklik olduğu zaman biz servise başlatmıyoruz sürücümüzü.